Sayın seyirciler, Kim Riske Girmek İster programına hoş geldiniz. Bu programda Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıları eleyen, kimsenin bilemediği soruları yarışmacılar, buradaki yarışmacılar bilmeye çalışacak ve her yanlış cevaplarında Doritos risk yiyecekler. Eğer yarışmacılar bu kimsenin bilemediği, herkesin elendiği soruları doğru bilirlerse Doritos riski ben yiyeceğim. Şimdi hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. İlk konuğum İpek. Merhabalar Evrim Bey. Ben İpek. Yayıncıyım. Süper. Ne yayınları yapıyorsa oyun falan değil mi? Öyle şeyler. Oyun, evet. Oyun yayınları yapıyorum. Yarışmacımız İpek'e Doritos riskini veriyorum. Neyse ki ben yanımda getirmiştim. Migros'tan Money Club kartla 3 tane süper boy ve üzeri Doritos risk alana 5 TL'lik oyun kodu hediye Evrim Bey. O zaman bu kimsenin bilemediği, herkesin elendiği 10 soruluk yarışmamız senin için başlıyor İpek. Hazır mısın? Geliyor sorular. Kuralları hatırlatmakta fayda var. Evet. Eğer soruyu bilemezsen Doritos risk yiyorsun. Evet. Artık acılı mı çıkar, ekşi mi çıkar onu bilmiyoruz. O şansımız. Eğer soruyu bilirsen de ben yiyorum. Tamam, anlaştık. İlk sorun geliyor, hazır mısın? Gönder. Afrikalı büyük dedesi İstanbul'da köle olarak satın alınan Yüzbaşı'nın kızı ve Yevgeni Onegin kitaplarının yazarı kimdir? Evrim Bey, soruları siz mi hazırladınız? Evet, soruların hepsini ben seçtim. Hazırlamadım, seçtim. Sorular çalıntı. A. Anton Çehov. B. Lev Tolstoy. C. Alexander Pushkin. D. Fyodor Dostoyevski. Evet, Evrim Bey zengin... Fidor da olabilir bu. Muhtemelen Fidor'dur. Şöyle bir kitap geçmişini kafamda canlandırınca kesinlikle ve bilinçli olarak cevap C diyorum. Alexander Pushkin diyorsun. Evet. Ben de Allah kahretsin diyorum. Bunu mu atsam, burada mı gitsen? Böyle bir şeyi nasıl bilebilirsin ya? Renkler hepsinin birbirine mi benziyor? Hepsi birbirine benziyor. Neyle? Nasıl headshot atabilirim abi? Oo, çok acı lan. Beko. Evet. Evet pek. Hazırsan. Evet, ki evet. Ben hiç hazır değilim. İkinci sorun geliyor. Evet, dinliyorum. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği tarih hangi zaman dilimi içinde yer almaktadır? A. 14. yüzyıl 2. çeyrek. B. 14. yüzyıl 3. çeyrek. C. 15. yüzyıl 2. çeyrek. D. 15. yüzyıl 3. çeyrek. İstanbul'un fethi 1453. Evet. 15. yüzyıl o zaman ve 3. çeyrek. Evet, zaten bu soruda elenen arkadaş nasıl elenir? Ben çok bilmiyorum. Ben şimdi bir tane daha yiyorum. Buyurun Evrim Bey. Normal bu. Çok güzel. Normal bu. Sıkıntı yok. Sorayım mı üçüncüye? Sor sor. Hazır mısın? Hadi gönder. Dümdüz kuzeye doğru ilerlerken, evet, yolunuzu hiç değiştirmediğiniz halde birden güneye doğru ilerlemeye başladıysanız az önce nereden geçmişsinizdir? A. Ekvator. B. Kuzey Kutup Noktası. C. Oğlak Dönencesi. D. Güney Kutup Noktası. Evet Evrim Bey. Bu soruları evdeyken hep biliyordum. Hı-hı. O yüzden cevabından çok eminim D. Evet. Afiyet olsun. Yanlış cevap. B. Kuzey Kutup Noktası olacaktı. O zaman ben biliyorum. Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Ekşisi geldi. Az uslandı. Hangisi düşünür anlamına gelen bir kelimedir? Mütefekkir, mütehayyil, mütehassıs, mütevelli. Soruları hazırlayan ellerinizden öperim Evrim Bey. Ben hazırlamadım, çalıntı hepsi. Mütehassıs cevap. Yanlış cevap. Afiyet olsun. Bekşire nasıl, iyi miydi? Evet, gerçekten çok başarılıydı. Bir tane daha yiyelim.
Sence bu normal? Acı sonradan patlıyor biraz. Ben de başta normal zannettim çünkü yıkacıyı tamam. Bu normal. Ev Ryan'ı kurtarmak filminde Ev Ryan'ı canlandıran aktör kimdir? Christian Bale, Ben Affleck, Matt Damon, Tom Hanks. Ev Ryan'ı kurtarmak filmindeki Ev Ryan karakteri. Cevap veriyorum. Ver. Tom Hanks. Yanlış. Afiyet olsun. Cevap C. Matt Damon olacaktı. Küçük parçaydı. Bir tane alır mısın? Öyle... Var. Kıvrılmış. Çok küçüktü. Bak o kıvrılmış. Böyle sana tutuklarını var ya acıyım. Acı mı? Evet. Onun yediği taraf bir uyuşuyor. Biraz bekleyelim istersen. Cevap veremeyeceksen. Hangisi Çin'de değildir? Çin Seddi, Yasak Şehir, Sarı Nehir, Fuji Dağı. Şu an soruya bak ıslanamıyorum. Hangisi Çin'de değildir? Hangisi Çin'de değildir? Çin Seddi, Yasak Şehir, Sarı Nehir, Fuji Dağı. Şimdi, Çin Seddi belli ki Çin'de. Evet. Çin Seddi olsun. Evet, ismini de Çin'den almış olabilir bak. Çok iyi ismi. Güzel yakaladın böyle şeyleri. Çok güzel ipucu beğendim. Orada sarılı bir şey var benim emek. Sarı Nehir mi? Sarı Nehir diyorum. Yanlış. Fuji Dağı. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada tabii şeyi de söylemek lazım. Yani mesela Fuji Dağı bence Fuji falan gibi bir şey olduğu için mesela çok Çin'de gibi geliyor insana. Ama değilmiş Çin'de. Yani sorular genel anlamda da çok böyle kolay sorular değil. Gerçekten insanlar eğlenirken ya bu işte İstanbul'la alakalı soru hariç, İstanbul'un fethedilmesinin hangi zamanla olduğu alakalı soru hariç hepsi şey, zor sorular, garip sorular var arkadaşlar. Sorular çok kolay değil. Tabii siz biliyorsunuzdur yine kamera arkasından kolay gelir de. Evde olanlar biliyordur. Evde biliniyor. Gerçi biz de evdeyiz şu anda. Sen de... Olsun ben yine çıkmadım. Olmayınca olmuyor. Hazır mısın 7. soruna? Adı İstan Eki ile biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür? Kazakistan, Moğolistan, Hindistan ve Pakistan. Sen gibi ipucu verebilir misin acaba? Hayır, ipucu veremem. Yarışmayı verebiliyor muyuz? İpucu veremem. Seyirci hakkını kullanabilirsin. Kediler var. Onlardan da yani. Bir hayır gel. Ben yavaştan cipsimi alırken. Evet. Cevabın? Hindistan diyorum. Doğru cevap! Buyurun. Aldım ben alayım. Buyurun, afiyet olsun. Normal bu ya. Süper. Bundan sabah kadar yerim, hiç sıkıntı yok. 8. sorun geliyor. Hazır mısın? Hazırım. 1989'da bir aile kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? Evet. A 5, B 6, C 7, D 8. Şimdi Evrim Bey, konuya çok hakim olmama rağmen yavaştan şu cipsi alıyorum ve cevabım 6. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. 6 mı diyorsun? 6 diyorum. Yaklaştın. Ben 8 dersin diye düşünüyordum. 6. 6 da değil tabii. Yaklaştın. Geldim demedim. Cevap 7 olacak. Bana biraz az geldi bu. Yani kuşak tam olarak ne olduğunu bilmediğim için herhalde. Evet. 7 kuşakmış. Bu da böyle bir bilgi. Afiyet olsun. Ben bulabilecek ki bileyim zaten. Onu evet, eşiyle acı karışır da umarım. 9. soruna hazır mısın? Hazırım. Bardo'nun annesi hangi hayvandır? Kimin annesi? Bardo. Kimin annesi bu? A katır, evet. B öküz, C eşek, D manda. Mandayı niye öyle? Bastıra bastıra. Bardo'nun annesi bunlardan hangisi? Bardo. Şıklar? A katır, katırlar biliyorsun cinsiyetsiz olur. Yaşları söylüyorum. B öküz, C eşek, D manda. Sanki mandada böyle bir ipucu vermek yok, ister. Yok, o şık olduğu için öyle okuyorum. Ama başka türlü olabilir tabii. Kimse öküz, bilmez. Öküz. Öküz dedin ve afiyet olsun. Ya cevap, ama eşek miydi gerçekten? Cevap eşek olacaktı, evet. İki tane yiyorum o zaman. Afiyet olsun. O ekşiydi bu arada kesin. Ekşi mi? Tipinden hiç anlaşılmıyor. Böyle iş mi olur ya? Bu normal. Oranı ne acaba ya? Çok merak ediyorum. Son bir tane sorun kaldı zaten. Sor. Acı mı? Hayır. Acısı geldi. Eski kuşaklar bir şeyin mevzul miktarda olduğunu söylediklerinde ne demek istemiş olabilir? Ne miktar mı? Mevzul. Mevzul miktar dediğinde mevzul ne demiş olabilir? Ha. A çok, B yeterli,
C az, D yetersiz. Mebzul bunlardan hangisi anlamına gelir? Yetersiz, mebzul. Bir kere kesinlikle yeterli değil. Onun yerine başka bir kelime kullanıyorlar bence. Yetersiz ya da okey olan şık. Okey olan şık neydi? A çok, B yeterli, C az, D yetersiz. Az da yetersiz, okey, tamam. C de. D diyorum, yetersiz. Afiyet olsun, yanlış yaptım. A çok, mevzul çok demekmiş. Çok. Yani mesela sizin evde mevzul miktarda kedi var, çok. Evet. Cümle içine de kullandığıma göre seni uğurluyoruz, afiyet olsun diye. Sıradaki yeni konu, gofret. Gofret yer miydi? Bu popu muydu? Popucuk. Popucuk, gel sana doğru toz pis bir yere. Şimdi yeni konuğuma çağırıyorum buraya. Berkant Can, kendisi bir moda ikonu. Az sonra kameralarda olacak burada zaten. Siz de gördüğünüzde hayran olacaksınız. Berkant Bey merhabalar, hoş geldiniz. Böyle yayılarak oturmak olmuyor yalnız. Toparlanırsak. Hazır mı? Çok heyecanlıyım. Evde hep bilirdim. Hep bir milyonum olurdu. Bakalım burada da milyonum olabilir. Çok zorlaştı abi şu an. Çok saçma bir görüntü var ya. O zaman ilk sorun geliyor. Antik Yunan'da birine elma fırlatmak hangisinin göstergesiydi? A. İlan-ı aşk, B. Düello davet, C. Özür dileme, D. Tehdit etme. Şimdi öncelikle tehdit etme değildir. Çünkü Antik Yunan'daki arkadaşlar medenilerdi görece. Dolayısıyla elma atmıyorlardır yani. Nimet çünkü. Nimetle şaka olmaz. Olmaz. Doğru. Oradan D şıkkını eliyoruz. Ben ilanı aşk diyorum. A şıkkı diyorsun. Evet. Doğru. Nasıl Emin Bey? Bu normal. Ama çok malıcı. Şanslısınız. Malıcı bir şekilde ekşi gelsin istiyorum. Çok merak ediyorum. Hiç de sevmemek için ama. Normal bu. Hangi spor ABD'de icat edilmiştir? A. Curling, B. Voleybol, C. Su topu, D. Beyzbol. Beyzbol sıkıcı bir oyun. Hatta böyle videolarda falan millet uyuyor tribünde. Evet. Curling de sıkıcı bir oyun. Evet. İkisi arasında kaldım. Bunları icat etseyse onlar ederdi. Voleybolu kesin... Abi işte oralar biraz sıcak ya işte. Kesin Rus ablalar icat etmiştir voleybolu. A. Curling diyorum. Yanlış cevap. B. Voleybol olacaktı. Ayda. Evet. Senin Rus ablalar. Gözümde Rus ablalar. Afiyet olsun Berkant Bey. Gözümde Rus ablalar derken. Rus abla Rus abla dediğin için sen ikili yapıştırdın. Neşenizi bulalım. Acık. Acıya dayanamıyorum ya. Japonların fantastik karakteri Godzilla'nın Japonca'daki kullanımı olan Gojira sözcüğündeki Go kısmı Gore sözcüğünden alınmışken Jira kısmı hangi hayvandan alınmıştır? A. Kertenkele, B. Gergedan, C. Balina, D. Fare. Şimdi kertenkele olabilir. Bir de balina olabilir. Çünkü biliyorsun Japonlar çok fazla suyla haşır neşir arkadaşlar. Niye? Evet. Adalar çünkü. Evet. Diğer şık neydi? Fareyi eledim. Bir de gergedan var. Gergedan olmaz. Niye? Godzilla'nın neyi yok? Boynuzu yok. Dolayısıyla ben orada kertenkeleyi işaretliyorum. Afiyet olsun. Balinaymış. Hayda. Ben de kertenkele derdim. Yaklaştım. Çok zor soru hakikaten yani. Ben olsam ben de kertenkele derdim. Balina gelmezdi aklıma açıkçası. Yani çünkü şeyle onu birleştirmezsin yani. Niye? Karadaki bir hayvanı, denizdeki bir hayvanı. Afiyet olsun. Ne çıktı? Ekşi mi çıktı? Ekşi çıktı! Dakika çok çirkin oldu. Gece ve gündüzü ayıran çizgiye verilen ad hangisidir? Matrix, Terminator, Zorro, Inception. Soru yanlış bu arada. Hayır, soru yanlış değil kardeşim. Gece ile gündüzü ayıran çizgi. Gece ve gündüzü ayıran çizgiye verilen ad hangisidir? Evet. Bu nasıl bir şımarıklık ya soru? A. Matrix. Evet. B. Terminator. Evet. C. Zorro. D. Inception. Zorro. Niye biliyor musun?
Çünkü gündüz ayrı, gece ayrı karakter. Hı-hı. Ve doğru cevap da bana. Hayır, yanlış cevap. Buradaki abi de senin gibi düşünmüş. O da patlamış. Cevap B, Terminator. Terminator mu? Ben sorudan hiçbir şey anlamadım bu arada. Hiçbir fikrim yok. Soruya yanlış yapmış olabilir misin? Neler döndüğüne dair hiçbir fikrim yok. Soru bu abi, böyle bir iş. Afiyet olsun. O küstahların için de birkaç tane fazladan ye. Yok, soru yanlışmış da, yok öyleymiş de. Koskoca program. Sade mi çıktı? Ulan yine ekü geldi ya. Yeter, yeter. Tamam, yeter, yeter. Bir video oyununu uzun süre oynadıktan sonra oyun ekranı dışında başka yere bakınca da oyunu görme durumu hangisiyle açıklanır? Apex'ten Blizzard. Super Mario etkisi, Atari etkisi, Tetris etkisi, Matrix etkisi. Şimdi bu büyük ihtimalle çok geriye dayanan bir sıkıntı. Yani oyunlar ilk çıktığından beri o zamanlarda bulunmuş. Ben sana bir fikir vereyim. Ver. Bu olayda kontrast renkler varsa gerçekleşir bu olay. Evet. Kontrast renk yoksa bu olay çok kolay gerçekleşmez. Evet, bir de mesela Mario gibi şekilli karakterler yerine bence beynimiz geometrik cisimleri daha iyi hafızamıza atar. Dolayısıyla Tetris etkisi diyorum. Doğru cevap. Ama geometrik şekille çok bir alakası yok aslında. O şey zıt zıt renkleri görüyorsun ya. TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? A. Yumruk sporcusu. B. Yumruk dövüşçüsü. C. Yumruk oyuncusu. D. Yumruk savaşçısı. Boksörle TDK'da eş anlamlı. Başla okuyayım ışıkları. Okuma. Yumruk oyuncusu demek istiyorum. Niye? Çünkü şimdi şöyle düşündüm. TDK kurulduğu zaman, boksör eski kelimedir muhtemelen. Yani uzun süredir olan bir kelimedir. TDK da biliyorsun yeni Türkiye'de kurulan bir şey. Ve adamlar savaştan çıktı. Ve savaş kelimesini çok fazla kullanmak istemeyebilirler, evet, gibi geldi. Ve oyun ya da sporcu da olabilirdi. İkisi arasında kalmıştım. Oyuncuyu seçiyorum. Oyuncuyu seçiyorsun. Evet. İyi. Doğru cevap J. Yumruk oyuncusu. Milyonu alırmışım ha. Ha, alırsın. Ya başladığın doğru top sende olacak. Hangisinin ABD'de bir üniversite tarafından verilmiş fahri doktorası vardır? Hangisinin? Hangisinin? Evet. Kişiler gelecek. A. Örümcek Adam. B. Homer Simpson. C. Sünger Bob. D. Kurbağa Kermit. Evet. Hakikaten... Elenilir yani. Elenilir yani. Saygı duyarak elenirsin bu soruda, evet. Ben açıkçası Spider-Man'den yanayım. Niye? Şimdi bir kere Sünger Bob içimizden bir karakter olsa da birazcık böyle argosu margosu var. Argosu var. Örümcek Adam hem ergen. Örümcek Adam ergen. Mahallenin ne? Kurtarıcısı. Kurtarıcısı. Friendly Neighborhood Spider-Man. Evet. Yani mahallenizin dostu. Dolayısıyla yani çok güzel bir yoldan gittin. Spider-Man diyorum. Evet. Cevap kurbağa kendit. Bravo. Hak etmemiş. Ne çıktı? Ya yine ekşi kötü ya. Vallahi mi? Acıya dayanıyorum, ekşi çok kötü yapıyor. Hangisi en iyi film Oscar ödülünü kazanmıştır? Kazanmıştır. Kazanmıştır. Pulp Fiction... The Wolf of Wall Street, Saving Private Ryan, No Country for Old Men. Şimdi dört filmi de izledim. Helal olsun. Biz mahallede arkadaşlarla hep akademi ödüllerini takip ederiz. The Wolf of Wall Street almadı. Niye? Leonardo oynuyordu içinde. Evet. Ona vermiyorlardı. Ben Er Ryan'ı kurtarmak seçeneğini seçiyorum çünkü Tom Hanks abimiz çok iyi bir performans sergilemişti. Of, hakikaten o filmde oyuncu gibi oyuncu. Evet, bu arada Matt Damon da kendisi de Er Ryan olarak, evet, aramızdaydı o filmde. Evet. Geçmiş olsun. No Country for Old Men doğru cevap. Evet, afiyet olsun.
Acı ekşi mi karıştın lan? Evet. Hadi be. Vallahi öyle oldu. Mükemmel kombo. İyi. Vallahi öyle oldu. Az önce ekşi boğazıma karşı şimdi acı geldi. Hangisi Barış Manço'nun şarkılarından biri değildir? Evet. A. Kahve. B. Kazma. C. Cacık. D. Anahtar. Şimdi seçenekleri görünce orada bir tek anahtar farklı duruyor. Açıkçası bilmiyorum. Doğru sorunun doğru cevabını ve anahtar diyorum. Evet, yanlış bildim. Doğru cevap kahve olacaktı. Afiyet olsun tekrar. Son sorun geliyor. Hadi bakalım. Ninja kaplumbağalardan göz mantarı kırmızı ve mavi renkte olanlar hangileridir? İyi, gerek yok abi. 4 tane var, havamı da atayım. Donatello'nunki mor, Leonardo'nunki mavi, Rafael'inki kırmızı, Michelangelo'nunki turuncu. Dolayısıyla cevabım Leonardo ve Rafael. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İyi. Afiyet olsun. Kameraya oynayacak herhalde. Kız dokunma kameraya, bu ufakmış bak. Yarışmamız bu şekildeydi. Bu yarışmayı daha farklı insanlarla burada görmek istiyorsanız abone olun, yorum atın, kimleri istediğinizi de yazın. Cezaları da biraz değiştirebiliriz. Fikirlerinizi aşağıda belirtin. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.